Şu anda BMC'nin standının önündeyiz. Böyle güzel bir zırhlı araç koymuşlar standa. Bir yakın plandan çekmeye çalışacağım. Üstünde bir tane askeri drone var. Bakın. Üstte bir tane askeri ve keşif amaçlı bir drone var. Silah var mı? Silah sistemi var mı yok mu bilmiyorum. Görünmüyor. Şöyle yavaştan göstereyim etrafını. BMC'nin zırhlı aracı. Üstünde drone taşıyor. Telsiz antenleri var. Gayet güzel bir askeri araç arkadaşlar. Marka model ismi de burada yazıyor, evet. Otonommuş arkadaşlar. Yani kendi kendine hareket ediyor. O antenler de büyük ihtimalle uzaktan kontrol için. Bakın görüyorsunuz. Kendi kendine hareket ediyor. Etrafını tarıyor. Tesla'nın arabaları gibi. Zırhlı personel taşıyıcı. Şurada da motorları var. Motorlarını göstereyim. BMC'nin üretimi turbo fanlı motor arkadaşlar. Bayağı büyük görünüyor. Şurada turbosu var. Şurada da aynı motorun farklı bir modeli var. Bu gördüğünüz askeri araç tasarlanmış. Bir de şöyle yakından içeriden bakalım arkadaşlar. Bayağı bir zırh var. Şöyle bir şekilde. Mermi yapım makinesi, anladım. Gerekli mühimmatı koyduğun zaman şurada doldurup çıkartıyor. Daha doğrusu mermi olayı da biraz farklı bir olay. Bence siz daha iyi anladınız. Mermi yapmak için mi cihaz? Hani bu bir av silah mühimmatı, bir şey dolum makinesi. Kapsül, kovan, barut ve mermiyi bir araya getirip nihai fişeye dönüştürüyor. Av silah mühimmatı için 9 mm, 5.56, 7.62 kalibre aynı makinede yapmıyoruz biz. Kalibre dönüşümünü tavsiye etmiyoruz. Her kalibreye ayrı bir makina. Ayrı en ideali. Çünkü seri üretim, yüksek kapasite ve hassas toleranslar. Evet. Makineyi bir kalibreye ayarladığınızda o kalibrede devam etmek en iyisi, hiç dokunmamak en iyisi. Dakikada ya da saniyede kaç tane çıkartabiliyor ya da işte saatte neye baz alıyorsun seri üretim için? Bu makine dakikada 140 adet ürün çıkarabiliyor. 140 tane. Yani. Gerçekten çok iyiymiş. Barut hakkını falan hepsi kendi ayarlıyor herhalde. Tabii. Kendisi dozajlıyor, merminin seviyesi, çakılma seviyesi. Her bir operasyonel istasyondan sonra bir kontrol istasyonu var. Bu operasyonun doğru yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Peki ben... Hatalı ürün varsa da onlar otomatik olarak kendisi ayırıyor durdurmadan makineyi. Hadi ya direkt. Yani. Çok iyiymiş gerçekten. Peki şöyle desem, ben mesela şirket kurmak istedim, girişimci olmak istedim. Şirket kurdum. Sizin ürününüzü almak istesem alabiliyor muyum? Ne gibi şartlar gerekiyor? Biliyor musunuz yani hani? Yani savunma sanayinde yatırım için gerekli şartlar bizde de geçerli. Tesis güvenlik belgesi almamız gerekiyor. Ardından işte üretim izin belgesi. Onları aldıktan sonra üretim yapabilirsiniz. Peki bu ürünün fiyatı ne kadar? Söyleyebiliyorsunuz eğer söyleyemiyorsunuz yani canınız lazım. Proje bazlı konuşmamız gerekiyor. Öyle. Anladım. Yani tek ürün hani için değil. Hani maalesef çamaşır makinesi gibi bunun fiyatı mı diyemiyoruz. Eyvallah. Sizin gereksinimlerinizi bileceğiz, ona uygun biz çözüm sunacağız. Anladım. Fiyatı ondan sonra. En son teknik konuda mutabık kaldıktan sonra biz fiyat veriyoruz. Anladım. Ona göre şey yapayım. Bakım, onarım, destek vesaire hepsi evet. Orada konuşuluyor. Evet. Değilse yanlış anlaşılıyor. Yok, haklısınız tabii. Evet. Ben bir şansım vereyim dedim de. Yapacak bir şey yok ama güzel bakıyor. Yok, Arda hemen fiyat vermeyecek kadar tecrübeliyim burada. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Videosunu da göstereyim arkadaşlar size. Evet, seri üreten bir fişek ve mermi arasındaki fark 12.7. 12.7'ye kadar fişek diye geçer mühimmatlar. 12.7'den sonrası üst taraflara giden doçka fişekleri olsun, uçak sefer fişekleri olsun, onlar mermi diye geçer. Ki ta ki tanktaki o 40 milimetre bilmem bir şey deniyor ya, mermi, tank mermisi diye geçer. O bir şey. Bitir, 1 milyon var mı burada? Belki daha fazla. 1 milyon değil ya. Ne oldu? Araba mı? Neyse, ben kapatıyorum bu kısmı. Görüşürüz arkadaşlar.